Selamünaleyküm Nedim. Şimdi o arkadaşınıza cevap vereyim. Şimdi sen o örneği kullandın. Örneği ben bir de kullanayım ve hatırıma gelen soruları sorayım. Şimdi odunu ilk defa gören ve hiç daha önce odunun yandığını görmeyen bir insana dumanı ve içinde nurun olduğunu, duman yaktığımız zaman duman çıkınca gözü göstermez, yani örter. Nur ise, ışık ise aydınlatıyor. İki tane zıt unsur bu. Odunda duman da var, nur da var. Odunun en büyük düşmanı ateş, ateş içinde. Yani iki tane zıt unsur nasıl oluyor? İşte bak işte oluyormuş. Bu nasıl bir teknoloji kullanıyor? Garip yani. Buna benzer teknolojiler de gelişiyor. Mesela flash bellek ufaldıkça hafızası içine sokulacak şeyler çok sokulabiliyor. Yani maddeden uzaklaştıkça, melekutiyete yaklaştıkça, kuantum fiziğine böyle ulaştıkça maddeye hakimiyet daha fazla oluyor. Mesela nükleer enerjilerde de öyle yani. Birkaç gram uranyumla birkaç tane şehri ortadan kaldırabiliyorsun. Yani mükemmel bir ilim. Yani atomdan bu enerjiyi çıkartmak için bir enerji gerekiyor. Nükleer bir santral gerekiyor. Yani birkaç gram uranyumla bir şehri yok edebilecek enerji ortaya çıkıyor. Şimdi bunu ortaya çıkarabilmek için ne lazım? Nükleer bir santral lazım. Nükleer bir ilim. Bu teknoloji de belirli sayıda devletlerde var. Türkiye bile yeni kurmaya çalışıyor. Başkasının yardımıyla yapıyor. Dolayısıyla demek istediğim şu: var olan bir şeyden, yani atomdan enerjiyi, paketlenmiş enerjiyi bu tarafa almak için ilim ve teknoloji gerekiyorsa, olmayan bir şey iken onu atom olarak enerjiyi paketlemede kullanılan ilim ve teknolojiyi düşün. Şimdi geleyim mevzuya. Şimdi ömründe odunun içini bu şekilde görmeyen bir insanı anlatamazsın tabii. Bu böyle odunun kilosu geliyor ama onu meydana getiren dumanın, ısının, ışığın, rengin ve enerji boyutunun, kuarklarınlardan meydana geldiğini ve onların kilosu olmadığını, odunun bir mekana ve zamana kayıtlı olduğunu ama enerjinin bir mekana ve zamana kayıtlı olmadığını, odun bir yere koyarsanız durur ama ondan çıkan enerjinin veya dumanın artık bütün mekanı kapladığını anlatamazdın ama oluyor. Şimdi gelelim mevzuya. Şimdi odundan kasıt bedendir demiştim sana. Beden, vücut yani vücut. Vücutta ruh var. Bir de temel itibariyle ruh var. Bir de nefis var. Nefis. Nefis odundaki dumana benzer. Yani örter, kapatır, gizler. Boğar adamı, sıkar adamı. Odunda nur var, ışık var, renk var vesaire taraflar, latif şeyler var. O da odundaki o nur, ışık insanın bedeninde de ruha benziyor. Beden oduna benzerse, benzetirsek, duman, odundaki duman bedendeki nefis, odundaki nur bedendeki ruha benziyor. Şimdi senin arkadaşın şunu soruyor. Öyle anladım senin sorundan. Yani odun çürüyor. Hani odun çürüyor. Bak yok olup gidiyor. Odun çürüyor, yok olup gidiyor. Dolayısıyla beden günah işleyince ne cennet ne cehennem ya. Yok olup gidiyoruz. Bunu kaç tarihiydi, vardı herhalde. Bilmem kaç sene. Tarık Akan Bodrum'da da söylemiş konferansında. İnsan diyor pile benzer diyor. Pile. Pil diyor kullanırsınız, tam yapacağınızı yaparsınız. Ondan sonra pil biter, atarsınız artık, koyar koyar atarsınız. Yani çok garip yani, bir insan, düşünen bir insan bu kadar basit düşünmez yani. Ve mübarek. Pili harcadığınız zaman kamera çekiyorsunuz, ses kaydı yapıyorsunuz, yazı yazıyorsunuz, Word sayfası yapıyorsunuz, telefonla görüşüyorsunuz, görüntü konuşuyorsunuz. Pili, bataryanın, telefonun bitti, pili bitince yok mu oluyor? Ne oluyor? Kameraya dönüşüyor. Pili telefonla bir video çekiyorsunuz.
Pil bitiyor ama videoya dönüşüyor. Pil bitiyor ama ses kaydına dönüşüyor. Pil bitiyor ama Word yazısına dönüşüyor. Pil bitiyor ama karşıya bir sürü konuşmalar, ses dalgalarını gönderdiniz. Yani ben şu anda konuşurken hem kayıt yapıyor hem havada kalıyor. Sırf bu şu anda cep telefonun kaydına girmiyor ki. Yani dolayısıyla pil bitiyor ama ne oluyor? Hakikatını değiştiriyor. Videoya dönüşüyor. Dolayısıyla insan bedeni günah yaptığı zaman pile benzetiyor. Pil bittiği zaman enerji yani bu bitti. Atarsın diyor toprağın altına. Öyle değil işte. Bak biraz önceki o video misali gibi. Şimdi odunu diyor yakarsın. Odunu yaktığın zaman odun mu yok oluyor yoksa daha latifleşiyor, daha küllüleşiyor, daha muammalaşıyor, daha mükemmel oluyor. Niye? Odunu yaktığın zaman veya odunu toprağa koyduğumuz zaman çürüyor. Ortaya çıkan bir enerji olmuyor. Mesela kömürcülük yapıyorduk biz eskide biliyorum ben. Odunu Kemerburgaz'dan şimdi İstanbul Havalimanı'na atıyorduk. Oradan kömür çekerdik. Amcam çekerdi. Ondan sonra orada kömürü depoladığımız zaman bu işi bilenler de odun olsun, kömür olsun depoladığın zaman birkaç sene geçince odundaki kilogram azalır. Niye? Kalorisi havaya uçuyor. Şimdi odunu yaktığımız zaman veya odunu çürüdüğü zaman odun yok mu oluyor? Daha külli bir hakikate dönüşüyor. Daha mükemmel oluyor. Yani odun bir yerde dururken çürüdü. Çürürken ortaya bir tane enerji çıkıyor. Bu enerji çıkınca atmosfere karışıyor. Atmosfere karışınca mısır oluyor, ot oluyor, ağacın yaprağı oluyor, kuşlara enerji oluyor. Yani atmosferde salınıyor. Salınım oluyor. Yani salıyorsun enerjiyi. Atmosfere enerjiyi salınca artık onu belki de bir yağmur tanesi olarak sana dönüyor. Veya bir yaprak olarak sana dönüyor. Şimdi bu yok mu oldu şimdi? Yok olmadı. Diyor ki günah işleyince diyor beden işliyor. Bedende toprağa koyarsın çürür gider. Tabii ne kimyadan biliyor ne fizikten biliyor. Dinden zaten bilmiyor. Din kainatı yorumladığı için hayatın ta kendisi. Mesela dinin hükmetmediği bir yer yok. En basitinden en küllüsüne sana bir misal vereyim. Mesela diyor ki semayı diyor gökyüzünü siz diyor yıldızları sabit zannediyorsunuz diyor gökyüzünü. Oysa biz diyor bunu aleyküm selam. Biz kainatı genişlendiriyoruz diyor mesela. Daha Hubble teleskopuyla kainatın genişlendiğini kaç sene önce ancak bilinmiş. Oysa ayette var yani bu mal kainatı siz sabit zannediyorsunuz. Tamam, biz onu genişlendiriyoruz. Veya dağların en basitini gideyim tuvalete nasıl oturacağını, nasıl gireceğini söylüyor. Veya vehim ve vesvesenin nasıl kontrol edileceğini bahsediyor. Yani din deyince böyle bir eylemsel bazı bir kişilerin işte ruhsal rahatlamada kullandığı bir malzeme zannediliyor. Bunu Üstad Münazarat da söylüyor. Yani ihtiyarlara, fakirlere, fukaraların, müsibetzedelerin sığındığı bir teselli kaynağı zannediyor. Oysa hayatı yorumlamaktır yani. Din hayatın hayatı hem de ruh esası ihya-i din ile olur. Bu milletin ihyası diyor. Din hayatı yorumlamaktır, anlamlandırmaktır. Kendi içsel yapını anlama koymaktır, malzeme vermektir. Yoksa ortaya çıkan vehim ve vesveselerini nasıl kontrol edeceksin? Şimdi demek ki odun toprağa koyduk çürüdü. Ne tamam. Yani bu millet nasıl anlıyor ya? Kainatta en büyük mucize, en harika mucize ne biliyor musun? Çürümektir ya. Çürüme olmasa ne olur doğa? Kainat ne olur? Gübre çürümüyor. Ağaç çürümüyor. Otlar çürümüyor. Buharlaşma da olmaz. Yani çamaşır kurumuyor. Yani ne kadar basit olur değil mi? Ne kadar acayip bir hal alır yani. Çürüme yoksa. Çürüme deyince aslına dönüyor. Mesela odunu meydana getiren güneştir. Çünkü odundan bu çıkıyor. Aslına dönüşüyor. Odunu meydana getirirken gözün görmediği bir güneş enerjisi kainatı ısındırıyor. Sonra artan enerjiyi de Allah odun, yaprak, ot olarak getiriyor.
veya bir kabak olarak, mısır olarak getiriyor. Sen onu yiyorsun. Tekrar o güneş enerjisi kabak oldu. Kabağı yiyorsun, enerji oluyor. Peki tekrar geri nasıl salınıyor? Odun çürüyünce, odunu yakınca gene atmosfere salınıyor. Yaktığın zaman bak bakalım rengi nereye benziyor? Bu da güneşe benziyor. Dolayısıyla odun çürüdüğü zaman, çürüdü tamam. Dolayısıyla ahiret yok. Bu kadar basit insan düşünür mü ya? Bir kere ahiretin varlığı insanın ihtiyacından geliyor. Yani insanda ahiret inancı ihtiyaçtır, değil midir? Mesela elma istiyoruz, kabak istiyoruz, mısır istiyoruz, üzüm istiyoruz. Ortada yok ama istiyoruz. Demek ki niye? İhtiyaçtır, beden istiyor. Beden olan vücut bunu isterse demek ki böyle bir şey var. Olmayan bir şey isteyemez. Bütün insanın ruhları da beka istiyor, ebed istiyor, sonsuzluk istiyor, ölmek istemiyor. Bir anda her yerde olmak istiyor. Bak bakalım isteklerin hiçbir tanesi bu dünyada var mı? Madem vermek istemeseydi, istemeyi verir miydi sırrınca? Senin ne istiyorsan demek ki var ki istiyorsun. Bir bak bakalım sen olmayan bir şey istemiş misin? Bilmediğin bir şey ister misin? Mesela daha önce yemiş olmuş bölgesel, yöresel yemekler var. Sen istiyorsun, ben istemiyorum mesela. Çünkü niye bilmiyor? Ha, demek ki bilinen bir şey isteniyor. Ruh da ebed istiyor. Demek ki oralardan gelmiş. Demek ki bu istekler, yani insanın yaratılışı, o odunun çürümesi aslına dönüşüdür. O enerjiye dönüşüyor. Telefondaki batarya bitince videoya dönüştüğü gibi insanı da toprağa koyduğumuz zaman çürümesi de odunu yakmak gibi, odunu çürümeye bırakmak gibi aslı boyutuna dönüyor. Aslına dönüşüyor. Yani mesela gel, gel bizim. Gel yavrum, gel. 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 Şimdi nükleer enerji çıkıyor şeyden, atomdan bak şimdi. İnsan çürüdüğü zaman bedeni toprağa girince yok mu oluyor? Tek başına bir atom bulunamıyor. Şimdi o olsa bile atomun çürüdüğünü kabul et. Atom çürüse yani nükleer enerjiye atomdan çıkmıyor mu? Nükleer enerji. Şimdi siz bir atomu çürütebilir misin ya? Atom çürür mü? Atom ne çıkartıyor? Nükleer bir enerji santralı kuruluyor ki atomdan nükleer bir enerji çıkartayım. Tamam. Şimdi atomdan enerji çıkartmak için ne oldu? Ya sana bak ceza verildi. Herhalde canlı kuşları yedin sen. Tamam mı? Fareleri yedin. Şimdi seni de hapsetti. Ya. Bak. Hiç kusura bakma. Kedi bey. Demek ki atomu çürütemezsiniz. Nükleer santral lazım ki onu oradan alasın. Peki insanı nasıl ortadan kaldıracaksın ki? Surete atom gözüküyor. Atom. Peki atomda ne var? Nükleer enerji var. Kocaman bir enerji. Atom bedene misal. Nükleer enerji de ruha misal. Nükleer enerjiden çıkan enerjiyi nerede kullanıyorsun bir şehirde? Birkaç gram uranyumla koca bir şehri aydınlatıyorsun. Şehirde ne kadar elektrik şeyleri var, cihazları var? Ne kadar şeylerde kullan? Şimdi atom yok mu oldu? Selamun aleyküm ve rahmetullah.